Allah'a emanet olun. Abi çok teşekkür ederim. Allah'tan öyle. Görüşürüz. Senin bir emrin varsa söylemen yeterli. Teşekkürler. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Saygıdeğer konuklar, ilk kez hepiniz hoş geldiniz. Sayın kanaat önderlerimiz, siyasi parti temsilcilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızın müdürleri, hanımefendiler ve beyefendiler, sayın basın mensupları, hepinize saygılar sunuyorum. Böyle gelişmeler, böyle hareketler ilimizin kalkınmasında çok büyük önem arz ediyor. Ve böyle iş yerlerimizi, böyle tesislerimizi açtığımızda gençlerimize de iş olanağı, imkanları sağlıyoruz. Tabii ki Hakkari ilimiz zamanla başka argümanlarla hep anıldı. İnsanlarımız huzur içerisinde, rahatlık içerisinde bir şeyler, memleketine bir şeyler yapmak istiyor. İlimizde huzur olduğu müddetçe iş olanaklarımız da artacak. Huzur iştir, ekmektir, her konuda, yani anlayacağınız, aklınıza gelecek her şeyde huzurla beraber hizmet de artıyor, yatırımlar da artıyor, güzellikler de artıyor, Hakkari de güzelleşiyor. Siyasi tercihleri bir tarafa bırakarak her şeyden önce biz Hakkari'yiz, Hakkari'nin kalkınması için güzel şeyler yapmak zorundayız. Bu olanağı, bu imkanları, bu tesisi Hakkari'ye kazandıran insanımız Abdurrahman Er'e huzurunuza çok teşekkür ediyorum. En az 12 kişi ile 15 kişi arasında burada istihdam alanı sağlayacak. Kendisine huzurunuza çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Hayırlara vesile olmak niyetiyle Bismillahirrahmanirrahim kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Eyvallah. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hürmet ediyorum. Saygılar söylüyorum. Hayır mı? Başkanım, Hakkari'de yapılan faaliyetler bunlar. Bundan sonra bu tatil köyü merkezli bu işler yapılacak. Rafting de buradan yapılacak. Bazılı kampları da buradan yapılacak. Abdurrahman Bey bize böyle bir olanak, bir imkan sundu. Rektör Hoca böyle bir destek sundu bize. Bir konteyner koyduk, alanı genişleteceğiz. Ben de huzurunuzda Abdurrahman Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sonuç itibariyle tatil köy dedik. Hakkari'de de doğa tatili var, deniz tatili yok. Biz de doğa Bugün Gökhan'ı bir açılış yaptı. Bu Hakkari halkına hizmete açmış olduğunuz bu hizmetinizden bahseder misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ilgi ve alakalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ben DEP'in Tatil Köyü adı altında bütün sporları içine alacak şekilde yarı olimpik yüzme havuzuyla başlattık. Bir sürü organizasyonlar daha yapacağız. Rafting Federasyonu'nu buraya getirdik. Burada bu alanda Zapsu'nun üzerinde rafting çalışmaları yapacağız. Gördüğünüz gibi Hakkari'nin önemli etkinliklerini sergiliyoruz. Kısacası Antalya'yı Hakkari'nin ayağına getirdik. Yani burada gerçekten de güzel bir hizmet yapıyoruz. Uygun bir fiyatla hizmet yapıyoruz. Yani vatandaş halkımızı da sıkmıyoruz. Yani İstanbul'da, Antalya'daki yüzme havuzlarının standartları neyse şu an Hakkari'de yapmış olduğumuz
yarı olimpik yüzme havuzumuzun standartları da aynen odur. Makine dairemiz mevcuttur. Filtre çalışmamız mevcuttur. pH'dir, klorudur. Bütün ilaçları tamamıyla bu havuzumuza işleyebiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Vatandaşımız, Hakkari halkımız canı gönülden gelip yüzebilir. Temizlik konusunda da çok hassas davranıyoruz. Çok disiplinli davranıyoruz. Hakkari halkımız hizmetin en iyisine layıktır. Onun için bu hizmeti Hakkari halkımıza sunduğumuz için de kendimize gurur duyuyoruz. Halkımıza da sizlere çalışma takvimi nasıl olacak? Yani mesela hangi günler? Belli günler mi yoksa sürekli mi açın? Hangi saatler? Biz sürekli açıyoruz. Ya 7'den açıyoruz ta saat 9, gece 9'lara kadar yüzen arkadaşlarımız oluyor. Bazıları 5'ten sonra geliyor, 6'dan sonra gelenler oluyor. Sabah 7'de 8'de gelip ben yüzmek istiyorum diyenler de oluyor. Bütün Hakkari halkımıza... Herhangi bir ayrım yok değil mi? Herkes ailesiyle... Ya yüzmek isteyenler ailesiyle yüzmek isteyenlere de herhangi bir engelleme yok. Yüzebilirler. Ancak şöyle kadınlarımızın bir talebi oluyor. Diyor ki bize mevcut bir gün verme imkanlarınız olur mu? Ola ki kadınlar tarafından bir talep oluşursa bir gün bile kadınlarımıza da bu yüzme havuzunu tahsis etmeyi düşünüyoruz. Kaç kişiye iş alanı istihdam ediyorsunuz? Şu an ocakbaşı var, kantinimiz var, restoranımız var, havuzla ilgilenen elemanlarımız var. Bunlarla toplamda 12 kişiyi bu defin tatil gününde istihdam edeceğiz. Belki ileriki tarihlerde bu sayıda arttırabiliriz. Yani kendi sıcaklara başladığımız nereye kaçacağız, ne yapacağız diye kimse endişe etmesin. Hiç gerek yok. Antalya'ya gitmenize gerek yok. Batı'ya gitmenize gerek yok. Ege'ye gitmenize gerek yok. Ege'yi, Antalya'yı, her tarafı Hakkari halkımızın ayağına kadar getirdik. Bundan dolayı da onur duyuyoruz. Hizmetin en iyisine söylediğim gibi Hakkari halkımız da layıktır. Biz bu hizmeti verdiğimiz için de kendimize de onur duyuyoruz. Sayın Tansu, Cilo Doğalcılık ve Spor Kulübü'nü herkes biliyor artık. Herkes tanıdı daha doğrusu. Evet. Yani en çıkılmayacak zirveye bile çıkıp bayrağınızı açabiliyorsunuz. Evet. Nasıl bir çalışmalar, ne yapıyorsunuz? Teşekkür ediyorum Hakan Bey. Öncelikle bu güzel sözlerinize layık olabildiysek, memlekete bir şey katabildiysek ne mutlu bize. Bugün Depin'deyiz. Hakkarilerin hafızasında, Hakkarilerin tarihinde, kültüründe çok önemli bir yer olan Depin'deyiz, Helel'deyiz. Ve bu vadiyi bugüne kadar belki de en yaşanılır kılabilecek duruma gelmiş vaziyette hepimizi buraya getiren bir sebep var. Depin Tatil Köyü. Buna öncülük yapan çok kıymetli arkadaşım Abdurrahman Er'e, bunda destek veren, bizim sporcularımıza destek veren bütün kurum ve kuruluşlara hepsine teşekkür ediyoruz. Sizlerin, basının desteğini Hakkari'de yürüttüğümüz bütün faaliyetlerde arkamızda gördük. Her zaman bizlerle oldunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün Depin'deyiz. Depin Tatil Köyü'ndeyiz. Biraz önce Abdurrahman Bey'in de ifade ettiği gibi Antalya'da istenen her şey artık burada da var. Ancak bizim denizimiz yoksa havuzumuz var, zapımız var, dağlarımız var. Biz burada doğa sporları faaliyetlerini de, doğa sporları kamplarını da raftingi de Zap Nehri'nde yapıp buradaki merkezimizde insanları buluşturup aynı zamanda orada giderebilecekleri şekilde bir altyapı hazırladık. Bugün de burada olmamızın... Dağları havuzla buluşan bu projede ne söylemek istersiniz? Şimdi tabii önemli olan suyla dağı birleştirmek. Rabbimiz birleştirmiş, biz de bunu aynı şekilde insanlarla buluşturalım istedik. İnsanlarımızın Karadeniz'e gidip fırtına deresinde rafting yapması gerek yok. Zap Nehri bunun en arasını verir. İnsanlarımızın Antalya'ya gidip havuzlarda dünyanın parasını ödeyip oralarda tatil yapmasına gerek yok. İstiyorlarsa bungalov evlerle, çadırlarımızla yine hizmet sunulacak burada. Burada kalabilirler. Evlerine sabah erken kalkıp akşama kadar yine burada ailece yüzebilirler. Yine Olimpos'a gidip Antalya'nın çeşitli bölgelerine gidip hem rafting hem doğa sporları hem havuzu yapmalarına gerek yok. Yine buradayız. Yani bu hizmetlerin tamamı şu anda Hakkari'de ve Abdurrahman Er'le beraber böyle bir çalışma başlattık. Kendisi 2 yıldır emek veriyor burada. Gerçekten çok büyük emekler sarf etmiş ve bu da Hakkari halkına layık bir yer oldu burası. Bundan sonra da hem doğa sporlarıyla, hem kamplarımızla, hem raftingle, hem havuzla, hem pikniklerle ve ayrıca biz Hakkari'lerin meşhur olan bir tarafı var, düğünlerimiz. Ama havuz başı düğünler dünyaca da böyle çok tercih edilen durumlardır. Düğün ve benzeri aktivitelerde buralar burada çok rahat güzel yapılabilir. Tabii bütün özel günler burada kutlanabilir. Böyle bir imkan var. Biz halka sunduk, buyursunlar, gelsinler.